Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Yemek Okulumuza uzun zamandır olmayan öğrenci evi yemekleri. Neden yapmadık derseniz 1,5-2 senedir öğrenciler ailelerinin yanındaydı. Birazcık daha korunaklıydılar. Ama şimdi yatakhanelere, kendi arkadaşlarıyla çıktıkları evlere çıkmaya çalışıyor öğrenciler ve durumun ne kadar vahim olduğunu hepimiz farkındayız. Hepimizin duaları, iyi düşünceleri bu öğrencilerle beraber hepinizin arkasındayız. Öğrencilere yardımcı olan ev sahiplerine işlerinde bol açıklık, yolları açık olsun. Öğrencilerin bu durumundan faydalanmaya çalışan ve fırsatçı davranan ev sahiplerini de Allah'a havale ediyoruz. Bu arada yıllar evvel bütün Avrupa'da olan bir uygulama var. Yaşlı, emekli çiftler evlerinin bir odalarına öğrenciler alabilirler. Özellikle kız öğrenciler, düşünsenize tek başına yaşayan bir teyzenin hayatını hem ne kadar güzelleştirebilir, maddi manevi ikisi de birbirine ne kadar iyi destek olabilir diye. Bu yapıları aslında kurmamız bence bizim ülkemizde iyi bir çözüm de olabilir. Aklınızın bir yerinde bulunsun. Böyle anneanneleriniz varsa bir yerlerde tek başına kalan, belki bunlar öğrencilerle buluşabilir. Belki bunu belediyelere de aracı olması için böyle bir sistem kurabilir belediyeler. Çünkü biliyordur kimler tek başına yaşıyor ve yaşlılar gibi. Böyle bir minik çözüm de aklımıza geldi. Biz ne yapıyoruz? Siz derslerinizde çalışırken biz de burada derslerimize çalıştık ve eskisine göre pek çok şey daha da pahalı olduğunun farkında olarak öğrencinin doyabileceği ve de lezzetli, böyle sıcak sıcak karnı doyabileceği yemekler yapmak istedik. Bunun için de şu an öğrencinin çok sevdiği bir şey var. Böyle kutu ve böyle paket noodle'lar. Ben de yakın zamanda böyle şey yaptım. Bu noodle'larla neler yapabiliriz? Hesaplı ve güzel yemek çıkar mı diye. Birazcık da daha farklılaşarak da. Bu kutu paket noodle'larla 5 tane tarif denedim. Sakın yanlış anlaşılmasın, hiçbir sponsor değil. Biz sadece öğrencinin yanında olduğumuz için, hatta ben biraz gömer miyim acaba noodle'ları dedim. Ama valla tahminimden iyi çıktı. Ha, biraz katkı var mı? Bayağı var gibi duruyor ama lezzeti de güzel oluyor ve 5 liraya ve 10 liraya olan 5 tane tarif söyleyeceğim şimdi size. İlki Uzak Doğu'da olan bir ramen diye bir şey var, böyle aslında çorba gibi. Nasıl bizim hani şehreli tavuk çorbası var, o mantıkta bir böyle sulu çorba gibi. Bunun özelliği şu, sadece noodle yediğimizde bayağı hamur yemiş oluruz. Ama aslında biz öğrenciler olarak kafamız da çalışsın, bağışıklığımız iyi olsun diye birazcık protein de almamız lazım. Bunun için de şöyle bir tarifim var. Önce tavaya birazcık yağ koyuyoruz. Ondan sonra içine sarımsak koyuyoruz. Sarımsaklar hafif böyle kokusu çıkmaya başladığında bir kaşık salça. Salçayı güzelce ezdikten sonra burada böyle bak fıstık var, tuzlu. Kabukların da lezzet kattığını düşünerek içine koyuyorum. Bu çok güzel fıstıkımsı bir tad veriyor. Kaynar 1,5 bardak suyu tavanın içerisine koyduktan sonra burada iki tane yöntem var. Bu içindeki bu noodle'ı acayip baş döndürücü tadını veren şey o baharat karışımı ve onun içerisinde böyle bir nevi et suyu var, MSG var ve de bir tane yağ var. İçinde susam yağı ve bir iki tane daha böyle lezzetlendirici yağlar var. Bu yağlar tabii ki katkılı. Aslında noodle'un en katkılı tarafı bu. İsterseniz bunu içine koyun ve tadı yükselsin. Bunu yapabilirsiniz. Hani zaten yiyorsanız. Yok, ben hiç çok katkılı bir şey istemiyorum. O zaman sadece noodle'ı kullanarak bu sossuz da bu tarifi yapabilirsiniz. Onlar böyle bir 3 dakika içinde şişiyorlar. Sonra noodle'ı alıyoruz. Su hala tavada ve fıkırdıyor. Hatta birazcık daha su ekleyebiliriz durumuna göre. O böyle altını kısıyoruz. Kurdaması azalıyor. Bir tane yumurtayı içine kırıyoruz. Yumurtayı usulca kırıyorum. Hop. Yumurtayı içine kırdığımızda beyazlar böyle hafif böyle kenarlara gidebilir. O kenar parçalarını hatta ayırın. Onlar böyle çorbanın o suyuna acayip lezzet katacak. Ayırdıktan sonra o böyle bir nevi poşe yumurta oluyor. İçi böyle sarı ve akışkan ama üstü de böyle bir tabakayla kaplandığında tamamdır. Aldığımız noodle'ın üzerine önce bir spatulayla yumurtayı kenara ayırıyoruz, suyunu tabağa koyuyoruz, yumurtasını ekliyoruz ve ondan sonra birazcık varsa eğer bir yerlerde taze soğan olabilir, maydanoz olabilir, üstüne döktükten sonra acayip lezzetli bir şey oluyor. Burak bayağı bayıldı, lüp diye yuttu. Çok güzel oluyor ve hani o sıcak yemek ihtiyacını, sulu yemek ihtiyacını, protein ihtiyacını 5 lira gibi bir bütçeyle takır takır çözmüş oluyoruz. Hastalık savar bir çorba bile olabilir.
Gelelim ikinci tarife. İkinci tarifimiz benim tarifim değil. Ekibe yeni transferimiz bir Leyla'mız var. Mutfakta artık bir kız daha var. Leyla böyle, hocam ben bundan fırın makarna yaparım dedi. Yap o zaman Leyla dedik. Nasıl yaptı? Şimdi normalde noodle'ı suyla kaynatıyoruz ya, öyle yapmıyor. Sütü kaynattı. Onun içerisine noodle'ı koydu. Şimdi süt ama normalde böyle 1,5 bardak gibi ya, 1 bardak gibi ki o böyle biraz helmeli olsun, yoğun olsun. Sütün de suyu buharlaştıkça neye dönüşüyor? Neye dönüşüyor inan? Sütün suyu buharlaştıkça peynir olur. Yok, kesilirse peynir olur, kesilmezse... Tereyağı. Batuhan, kesik değil oğlum, kesmedik daha, kesilmedi. Krema. Krema, bravo. Kremaya dönüşmüş gibi oldu, böyle yoğun. Orada istersek yine kutunun içerisinden çıkan, paketin içinden çıkan işte baharatları ve şeyleri ekleyebiliriz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra böyle kokusu mokusu da gayet nefis oluyor. Eğer koymazsanız bir parça tuz eklemeyi unutmayın. İçinde böyle bir kaşık krem peynir varsa krem peynir, evde ne peynir bulursanız onun içine karıştırıyorsunuz. Bir kaşık ama. Bu aşamada biraz yoğunsa azıcık süt ekleyebilirsiniz. Bir kaba alıyoruz. Üzerine bir kibrit kutusundan biraz fazla peyniri rendeliyoruz. Varsa bir de ekmek kırıntısı. O ekmek kırıntısı hani ekmeğin kenarı kalmıştır, bir şey kurumuştur, bir gün evvelden simit vardır, onun kırıntısı olabilir, hepsi olabilir. Onu üzerine koyuyoruz, yoğurt fırına atıyoruz. Fırına atınca üstü böyle cızır cızır güzel renk alınca sonra çıkarıyoruz. O anda hemen yemek isteyeceksiniz, yerseniz ne olur? Yanarsınız. Ağzınız kalaylı değilse gider ki hepimizin öyle oluyor. Damağı bile kaldırmışlığım var benim bu sene. Birazcık bekliyoruz. Hafif kendini böyle topluyor. Önce biraz sulu olacak, sonra toplayacak o. Topladıktan sonra kaşık kaşık afiyetle ve acayip çoğalıyor. Bir değil iki kişiyi bile doyurur hale geliyor. Nasıl oluyor çok acayip. Dünyanın en hızlı fırın makarnası 5 dakikada Beşiktaş. Bunu yiyen kalayla iyi. Yani aranızdaki kaşık farkına dikkat çekmek istiyorum. 3 aya olur. 3 aya böyle almaya başlar. Çok güzel bir yemek oldu gördüğünüz gibi. Çok acayip değil mi? Çok iyiyim. Ve çok iyiyim. Evet, çok güzel olmuş. Gerçekten hem 5 liraya 5 dakikada fırın makarna. Şimdi bir 5 liralık bir 10 liralık tarif var. Bir tane daha 10 liralık tarif edeceğim ama bu tarif çok net söylüyorum. Böyle bir restorandan ısmarladığınız bir Çin yemeğinin lezzetinde olacak. Bunun için ne yapıyoruz? 100 gram hindi kullanacağız. Neden hindi derseniz, hindi hem genetik ve bu hani katkı ve bir sürü şeyde çok daha az kuzu gibi, hani kuzuyla danada nasıl kuzu eti daha az katkı sağlar. Hindide de öyle ve de şu an hindinin bir butun mesela kilosu 33 lira. 100 gram kullanacağız, sadece şöyle küçük bir parça. Böyle 100 gram 100 gram alıp minik minik paketlerle varsa bir buzdolabı, buzdolabında veya derin dondurucuda tutabilirsin. O 100 gram hindi olayı acayip değişiyor. Onu alıp böyle minik minik parçalara kesiyoruz ki her kaşığımızda bize birazcık gelsin. Ondan sonra bu sefer şey kullan, onu bayağı beğendim. Soya soslu noodle diye böyle bir paket var. O paketin içerisindeki soyayı ve bir tane baharat karışımını o hindiyle karıştırıyoruz. O hindiye böyle iyice yediriyoruz. Varsa vaktiniz 5-10 dakika bekliyoruz. Yoksa hiç önemli. Sonra evde veya işte yatakhanede buzdolaplarında atılmış kalmış biraz hatta kenardan böyle pörsümüş de olabilir. Hiç önemli değil, o acayip hayata dönecek. Havuç, biber, kırmızı biber, ne varsa işte soğan varsa soğan, beyaz soğan olur, taze soğan varsa of falan. Onlardan böyle bir tane, yarım tane falan filan ne varsa koyun. Onları ince ince kesin. Sonra tavuğu alıyoruz. Ağzım sulandı. Tavaya atıyoruz böyle cızır cızır. Orada bir de hindinin bir diğer güzelliği ne oluyor? Yani tavuktan daha farklı olarak. Hindi böyle bayağı ciğer gibi, et gibi oluyor böyle rengi falan da. Ondan sonra onu şöyle bir kavuruyoruz. O böyle rengi güzelce dönüp, ay ben bunu yiyebilirim rengine gelmeye başladığında sebzeleri atıyoruz. Sebze sırası hangisi? Havuç mesela. En son pişeni önce. Önce havucu. Ondan sonra biber varsa biberi, en sonunda yeşil soğansa mesela yeşil soğanı son ekliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ha bir de varsa şöyle hani fantazi bu ya, böyle bir avuç fındık varsa mesela veya fıstık varsa, fındık daha pahalı. Yer fıstığı hala o yenebilecekler arasında en makulde duran. Bir parça da böyle yer fıstığını attık mı çıtır çıtır böyle güzelce şey yapıyor. Tek tava kirleteceğiz ya, onu yiyeceğimiz tabağa alıyoruz. Sonra tavada hala güzellikler var ya, suyu onun içine döküyoruz. Kısır kaynıyor. Sonra noodle'ı onun içerisinde 3 dakika beklettikten sonra o kalan, hatta az su koyup belki sulu bile kalabilir. O kalan fazla suyu varsa onu döküyoruz. Sebzeleri tekrar içine atıp şöyle bir çevirdik mi? Acayip lezzetli bir, gerçekten bir Çin lokantasını arayıp ısmarlasan sana 55-60 liraya gelecek yemeği hazır etmiş oluyorsun. En gurme öğrenci yemeğini sana uygun gördük.
Çok iyi değil mi? Çok iyi. Yapar mısın? Yaparım. Gerçekten çok evde yani. Hanıma çocuklara yapar mısın? Yaparım. Daha yemez bunu. İçinde acı diye. Yeşiller var diye. Gerçekten mi? Yeşil bir şey görünce yemiyor. Ama biz yeriz yani. Çok güzel olmuş. Diyebilirsiniz ki yerleşke hep böyle şey, biz bir de tatlı özlüyoruz. Ama bundan herhalde tatlı yapamayız falan filan. Veya benim hiç ocağım yok, ocaksız bir tarif istiyorum. O zaman da bu noodle'ların bir de 3 dakika mıydı, 1 dakika mıydı demlenen böyle kutu halleri var. O kutu hallerinden o zaman ne yapabiliriz dedik. Bir yerde bir böyle süt ısıtma, kahve makinesi gibi, hani var ya bu böyle Timbo'nun falan da oluyor. Öyle bir kahve makinesinin içerisine süt koyuyoruz. Bir bardak, 1,5 değil. Normalde onlara 1,5 koyun diyor ama biz böyle yoğun bir tatlı yapacağımız için bir bardak sütü koyuyoruz. İçine 2 çorba kaşığı kakao, kaçtı bakayım, 3 tatlı kaşığı şeker. Ay, ne yaptın ya? Evet, şu an midem konuşuyor diye tahmin ediyorum. Şu an midem çünkü beni bile falan yapıyor. Ondan sonra bir şey demek istiyorum. Ha. Refika'nın midesinde bir isim bulabilir miyiz? İsmi siz söyleyin Refika'nın midesi. Ama herkes duymuyordur belki Refika'nın midesi. Duyuyor musunuz? Duyuyorsanız yazın. Tatlı bir isim, benim midemin bir ismi olsaydı ne olurdu acaba? Şefika diyeceklerdi tahmin ediyorum ama bilmiyorum. Ondan sonra süt kaynadı ya. Kaynayan sütü o kabın içerisine koyuyoruz. Böyle koyu bir renk oluyor. Kapatıyoruz, 3 dakika sabrediyoruz. O böyle fışt diye şişecek. O şiştikten sonra bekleyebilirsek daha iyi. Yani soğuması için. Sıcak sıcak yemenin de ayrı bir keyfi var, onu itiraf edeyim. Ama soğuyunca böyle katılaşıp tam bir tatlıya dönüşüyor. Onu böyle bardağın içinde bıraktık. Çevirdik, lop diye kaldırdık. Üzerine de Leyla dedi, hocam Hindistan cevizi biz öğrenci evimizde bizim vardı ama bilmiyorum o buldu, açlık okuyordu ondan mıdır? Yoksa hani en yine hesaplı, tat verici, basit şeylerden bir tanesi tatlı da Hindistan cevizi. Şöyle birazcık da üstüne Hindistan cevizi serptik mi 5 liraya acayip güzel bir tatlımız da oluyor. Çok mu güzel? Bu bayağı 4 kişilik tatlı. Hemen daha ılıkken yemiş olduk. Eğer bu tamamen soğumaya bırakırsanız bayağı bıçakla kesilebilir. Kek gibi bir şey oluyor. O da ayrı güzel oluyor. Sonra bir de 2 kişiyiz. Eğer böyle özel bir yemek yapılacak ve hindiyi yapamadık ama evde peynir var, yumurta var ve 2 kişiyiz ve böyle özel bir şey daha yapmak istiyoruz. Bu tarifte onun için yine 2 kişi için maliyeti 10 lira, tek kişi için 5 lira. Bu tarifte noodle'ları börek yapmak için kullanacağız. Evet, bayağı yanlış duymadınız. Bayağı çok güzel bir börek gibi olacak. Onun için de ne yapıyoruz? Noodle'lar böyle paket olunacak çıkıyor. Onları kırt 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 elimizle küçük parçaları kırıyoruz. Bir paket başına bir bardak gibi 2 paket suyla haşlıyoruz. O haşlama sırasında içinden çıkan yağı ve içinden çıkan o karışımı içine eklememiz lazım. Haşladıktan sonra o harıyla çıkarınca birazcık böyle soğuması için tabakta birazcık bekletiyoruz. Hatta cam önüne bile koyabiliriz o sırada. Soğuması önemli. Ondan sonra 2 tane yumurtayı kırıyoruz. Güzelce çırpıyoruz. İçine birazcık tuz koyuyoruz. İstersek biraz karabiber koyuyoruz. Sonra tavamızı alıyoruz. Yapışmayan bir tava olursa daha kolay oluyor. Genelde öğrenci evlerinde de zaten en hesaplı diye o tava oluyor. Azıcık yağ. Ondan sonra noodle'ın yarısını böyle koyduk. Böyle bastırdık. Sıcakken yapışmaz, soğukken yapışır. Yani iyi anlamda birbirine yapışır. O yumurtanın yarısını usul usul döktük. Bu yapışmasını, kolay çevrilmesini sağlıyor. Yumurtanız yoksa yumurtasız da yapabilirsiniz. Çevirirken bir iki kaza yaşama ihtimali. Sonra içine evde bir peynir varsa peynir. Bazen böyle biliyorum hindi, salam falan filan öyle şeyler, sosis mosis olabiliyor öğrenci evlerinde. Varsa öyle bir dilim, çok değil. Onların en önemli özelliği küçücük bir şeyde acayip lezzet olduğu için parçacık koyun. Bir tane koyun. Ondan sonra lezzetini arttırsın. Hatta şey gibi de düşünebilirsiniz, yani az bir parça çok lezzet. Ben bunu işte 20 yemekte kullanırım gibi, hani böyle minik bir paket bile olsun. Varsa birazcık maydanoz, başka bir şey varsa, içine böyle yeşillik varsa çok iyi. Yoksa da hiç önemli değil. Ondan sonra kuru nane falan da koyabilirsiniz. Üzerine ikinci katı koyuyoruz. Bu sırada ocak kısık ateşte. Böyle kenarlarına bakıyoruz. Üstünü tekrar koyuyoruz yapıştırır gibi. Sonra biraz daha yumurtasını üstüne diye koyduk. Şimdi böyle bakalım oldu mu, tamam mıdır diye bir tane böyle spatula veya çatalın ucuyla böyle kaldırın. Rengi güzelce değişmiş mi? Sonra evde bulabileceğiniz yivsiz en düz tabak ya da varsa bir kapakla. Önce o altından kurtulduğundan emin olun tavanın. Tavayı şöyle bir oynatın.
oynadık, kurtulmuş, tamamsa süper. Ondan sonra tabağı üstüne kapatın. Sonra ocağın üstünde değil, ocağın yanına alın. Yanına alın, sakın üstünde çünkü çevirirseniz ne olur? Dökülür, eliniz yanar. Elin yanar, sonra elini hareket ettiğinde dökülür. Kenara aldın ve böyle hızlıca, orada hiç korkmayın, hızlıca çevirin. Elinizde tabak var, üstünde tava. Tavayı yavaşça kaldırın. Baktınız hala yapışıksa geri kapatın, çevirin. Altını tekrar kurtarın. Aynı şeyi tekrar yapabilirsiniz. Çevirdiniz. Çevirdikten sonra hızlıca orada da bekletirseniz yine neminden tabağa yapışır. Vıcıt diye tekrar tavanın içerisine kaydırın. Varsa azıcık tavaya yağlayabilirsiniz o sırada. Ondan sonra kenarlarını yamuldu, etti veya burası böyle kaldı, hiç önemli değil. Spatula'nın ucuyla sokuşturun ya da çatalın ucuyla sokuşturun, düzeltin. Tamamdır. O da böyle güzelce çıtır çıtır olduğu zaman hazır. Aynı şekilde bir tabak operasyonu daha. Hop çevirdiniz. Acayip güzel noodle böreğiniz hazır ve nazır. Ve iki kişiye 10 lira ve çok güzel. O kadar güzel ki. Hangisi favorin ya? Ay bilemeyeceğim. Hepsi ayrı güzel oldu. Gerçekten çok lezzetli bir börek gibi. Bu mu su böreği mi? Bu. O kadar. O kadar. Bayağı güzel oluyor çünkü o soslar biraz namussuz gençler. Yani lezzette hiçbir feragat yok. Hatta pek çok dışarıda yenen yemekten de lezzetli oluyor. Katkı var mı? Var ama genciz. Madem genciz biraz onları daha kolay tolere ederiz diye tahmin ediyorum. Bir de şunu diyebilirsiniz. Refik abla ya senin noodle'la ne işin olur böyle paketli falan filan. Durumun farkındayız gençler. Biz burada bu kadar çalışırken, bize pek çok şey bedava gelirken ben bile mutfakta bazı şeylerin maliyetlerini kontrol etmekte zorlanıyorum. Zor günler ama beraber geçiriyoruz. Dualarımız size, bunu ne olur unutmayın. Bir de böyle bir iki iş görüşmesi yaptım yeni mezunlarla. En sevdiğiniz yemek nedir diye noodle. 5 kişinin ikisi noodle dedi. Ne oluyor ya bu noodle'a diye şey yaptım. Birazcık da oradan feyiz alarak size bu videoyu yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse arkadaşlarınızla paylaşmayı, yapmayı, keyfini çıkarmayı yapıp Refika abla diye fotoğraf göndermeyi unutmayın. Biz onlarla mutlu oluruz. Biz onlarla ayakta kalırız. Kendinize çok iyi bakın. Sizi kocaman kocaman sarılıp öpüyorum. Şu anda Çerkezköy'de organize sanayi bölgesindeyiz. Bu elimde gördüğünüz noodle'ları üreten fabrikanın önündeyiz. Buradayız çünkü içeride çok ağır bir iş yapıyorlar. İçeride çok zor şartlarda çalışmışlar. Çok ağır kimyasallara maruz kalmışlar. Saflaştırılmış çamaşır suyuyla kazanları yıkamak zorunda kalırken bir koruyucu ayakkabı, bir koruyucu elbise bile çok görülmüş bu arkadaşlara. Ve onlara sorulmadan fazla mesai yaptırılması, haklarının kuşa çevrilmesi, hiçbir şekilde söz hakkı tanınmaması gibi sebeplerle, yani özetle insan gibi çalışabilmek için sendikalı olmaya karar vermişler. Bu kararı verdikten sonra apar topar 30'a yakın kadın arkadaş kod 29'dan, yani ahlaksızlıkla suçlanarak işten atılmış.